56. Antalya Altın Portakal Film Festivali muhteşem bir açılış töreniyle başladı. Bugün ilk programımızın ilk konuğu festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Eline sağlık. Teşekkürler. Hemen 1-2 dakikada bir 10-15 saniye reklamını yapmak istiyorum. Ahmet bu yıl 25.'si gerçekleşecek Gezici Festival'in yönetmenlerinden biri Başak Emre ile birlikte. Ardından Ankara Sinema Derneği'nin de yöneticisi. Sinema severlerin en çok sevindiği haberlerden biri oldu Ahmet'in festival yönetmeni seçilmesi. Evet, şimdi Ahmet'le başlayalım. Evet, biz çok mutluyuz ama çok kısa bir sürede hazırlandın. Biraz o süreçten bahseder misin? Bu kadar kısa bir süreç bir festival için yeterli miydi? Aslında tabii bizim ülkemiz için normal gibi oluyor ya da kimse bunu düşünmüyor ama yabancı konuklarımız, uluslararası jürinin üyeleri bu soruyu bu sabah kahvaltıda bana da sordular, böyle bir şey olmaz diye. Gerçekten 3 aydan daha kısa bir süre vardı. Daha doğrusu benim Antalya'ya ilk gelişim Temmuz ayının ortası. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. İlk konuştuğumuzdan sonra ekibin kurulması, yerimize yerleşmemiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla Sayın Başkan Muhittin Böcek'le birbirimizi tanımamız, Cansel Hanım'la çeşitli konuları tartışmamız, tabii o da bir sürecin içinde. Şöyle oldu, bir kere ekip çok deneyimli. Yani biz Başak'la 27 yıldır beraber çalışıyoruz. Onun haricinde de mesela kimsenin görmediği ama çok önemli bir şey vardır festivallerde. O çöktüğü zaman her şey çöker. İşte Gürkan, Büyük Turan, 20 yıldır beraber çalıştığımız teknik koordinatörümüz. Yani başlangıçtan itibaren dedik ki böyle bir ekip kurulursa bu iş yürüyebilir. Yani gerçekten çok deneyimli, hepsinin en az 15 yıllık festival geçmişi olan insanlardan oluşan bir ekibimiz oldu. Yurt dışındaki dostlarımız bize çok yardımcı oldu. Uluslararası programı hazırlamada. Bir de tabii kocaman bir forum var. Yani forumun 90 tane yabancı konuğu var. Bu kadar kısa süre içinde hepsini bir araya getirmek biraz zamansal olarak insan örseleniyor ama neticede işte broşürümüz var, kataloğumuz var. 10.000 kişilik bir açılış oldu. Evet, biraz yani ondan da bahsedelim istiyorum. O da bir tuhaf. Yani açılış Türkiye'de maalesef çok başarıyla gerçekleşemeyen organizasyonlardan, operasyonlardan biri. 10.000 kişiyle hiçbir şey sarkmadan, hiçbir şey aksamadan şahane bir açılış yaptınız. Bir kere onun için kutlamam gerekiyor ama tabii ki bir Türkan Şoray gerçeğinden de bahsedelim bu arada, yani şimdi, değil mi? Sayın Başkan Muhittin Böcek seçimden önce söz vermiş. Bu halka açılacak ve halkla beraber yapılacak diye. Yani geçen yıllarda böyle 1000 kişilik, 800 kişilik açılışlarda tabii davetiye dağıtılıyor ve halkın gelmesine imkan yok. Bana ilk söyledikleri işte 10.000 kişilik bir tane kapalı spor salonu var. Açılışı burada yapacağız dediler. Olmaz dedim. Yani birincisi 10.000 kişi gelmez. Bu Fenerbahçe maçı değil ki. Gelecek göreceksin dediler. Burada ben yanılmışım. Kabul etmem gerekiyor. Hakikaten dün 10.000 kişilik salon doldu. Bazı insanlar içeri girememiş. Onu da duydum. Ben biraz Türkan Şoray'la uğraşırken dışarıda, içeride, perdenin arkasında, sahnenin arkasında olmak durumundaydım. Yani büyük bir başarı oldu. Dünyada örneği var mı bilmiyorum. Ama yabancı konuklar da inanılmaz derecede etkilendiler. Hakikaten 10.000 kişilik bir açılış oldu. Tabii Türkan Şoray'ın bizi onurlandırması, önce afişle daha sonra da açılışa katılarak onurlandırması başka bir şey oldu. İşte tanıtım filmlerimiz diyeceğim, VTR demeyeyim. Tanıtım filmlerimizle, konuşmalarla, Türkan Hanım'ın konuşmasıyla çok farklı bir açılış oldu. Hakikaten güzel oldu. 56. Film Festivali'nin bence en özel kılan noktalardan biri, hatta birincisi, öze dönüş dediniz. Ulusal yarışmayı kaldırıldığı günden beri tartışıyoruz. Gelsin, gelmesin, gelsin, gelmesin. Ve nihayet dileklerimiz gerçek oldu. 56. Festival ve senin yönetiminle birlikte ulusal yarışma geri döndü. Şimdi Altın Portakal adının ve ulusal yarışmaların geri dönmesi zaten Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in seçim vaadi. Bir de şöyle bir şey var aslında, Antalya uluslararası programı olan bir festival olmakla beraber daima ulusal yarışma ile anılan, ulusal yarışmanın en çok ilgi çektiği bir festival oldu. Yani son yıllarda uluslararası olalım, büyüyelim, Cannes Film Festivali'ne benzeyelim gibi bir takım görüşler olsa da Antalya'nın özü, her şeyi ulusal yarışma. Yani ulusal yarışmanın kaldırılması, 2 yıl önce kaldırılması bir şanssızlık bence. Çok fazla geçmişe dönmek, şöyle oldu, böyle oldu demek istemiyorum. Zaten kimse istemiyor. Yani Muhittin Bey de, Cansel Hanım da bu konuda konuşmuyorlar bile. Ama mutlaka ulusal yarışmanın geri gelmesi isteniyordu. Geri geldi, güzel de oldu. Yani ilgi arttı. Biz festival başlamadan evvel 10.200 tane bilet sattık. Yani bir ücretsiz gösterimlerimiz var. İşte kısa film gösterimleri, belgesel film gösterimleri, çocuklar için gösterimler. Onlar zaten ücretsiz. Ama ücretli gösterimlerimizin biletlerin %86'sı festivalin başlamasından önce satılmıştı. Böyle bir şey pek normal değil. Yani çok özel bir konser olur da onun biletleri önceden satılır. Yani normalde film festivallerinde eğer biletlerin %20'si, %30'u önceden satılırsa bir başarıdır. Ama %86 bilet satılması korkunç bir rakam, olağanüstü bir rakam yani. Bir arada dünkü kortejde ben gidemedim ama açılış töreniyle uğraşıyordum. Fotoğraflarını gördüm, videolarını gördüm. Uzun yıllardan sonra en çok ilgi çeken ve en çok kalabalığı sağlayan bir kortej. Dünkü açılış törenindeki 10.000 kişi inanılmaz bir şey. Yabancılar gerçekten inanamadılar yani. Hani çok iyi bir başlangıç oldu. Umarım. Ama bunda uluslararası yarışmaların geri dönmesinin de çok büyük bir rol olduğuna inanıyorum. Umarım sonuna kadar böyle dün akşamki başlangıç ivmesiyle devam eder. Peki son bir şey merak ettiğim veya üzerinde senin görüşlerini alabilmek istediğim bir sorun var. Ben aşağı yukarı 12 yıldır film festivallerini takip ediyorum. 12 yılda Antalya Altın Portakal'da 4. yönettim. Bir festivale ki Gezici Festivali 25 yıldır başarıyla yapıyorsun. Bir festivali başarılı kılabilmek için 12 senede 4 yönetimin değişmesi, nasıl okumak lazım bunu? Yani şimdi mesela Cannes ve Berlin gibi festivallerde böyle sabit bir yönetim var. Yani Dieter Kosnik Berlin'i 17 yıl boyunca yönetti. Artık 70 yaşına gelirken emekliliği ve ayrılması söz konusu oldu. Çok ciddi bir arayış içine girdiler. Thierry Fremaux bildiğim kadarıyla 2001 yılından beri var. Jacob 83 yaşına kadar artık en konu yaşlanana kadar devam etti. Şimdi bizde maalesef yönetimler değiştikçe mantıklar da değişiyor. Yani ekipler de değişiyor. Bu pek kolay çözülebilir bir şey değil. Aynen. Şimdi biz çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz şu an Büyükşehir Belediyesi ile. Kaç yıl devam ederiz, ne kadar yaparız bilmiyorum ama benim şöyle bir düşüncem var. Sayın Muhittin Böcek o kadar iyi bir politikacı ki herhalde uzunca bir süre Antalya'yı yönetmeye devam edecek. Daha önce bir programda da söyledim, %70 ile gelir önümüzdeki seçimde diye. Gerçekten herkese kucak açan, kimseyi ayırmayan ve çok yapıcı bir mizaca sahip bir insan. Umarım önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl böyle devam eder. Peki, başarılı yöneticilerin, başarılı yönetimlerin devamını dileyerek o zaman senle olan yani şunu söyleyebilirim, başlangıçtan itibaren birçok konuyu tartışıyoruz tabii. Yeniden yapılanma var, ulusal yarışmalar geri döndü, festivalin genel yapısı değişti. Ama bize filmler konusunda, seçimler konusunda, jüriler konusunda bir Allah'ın kulu belediyeden ağzını açıp da şöyle olmasın, şu olmasın demedi. Şimdi bu tabii inanılmaz bir sanatsal özgürlük. Belirli bir bütçe var. O bütçe geçen yıllardan daha düşük bir kere. Yani israf demeyeceğim ama daha tutumlu olmak konusunda biz zaten küçük paralarla festivaller yapan bir ekibiz. Ama belediye de geçen yıllardaki bütçelerin daha altında bir bütçeyle yapmak istiyordu. Bütün bu konular uyumlu bir ekip çalışmasıyla devam ediyor. Umuyorum önümüzdeki yıllarda da böyle devam eder. Evet, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'yla görüştük ilk konuğum olarak. Festival Bina filminin gösterimiyle ulusal yarışmaya start verdi. 10 film yarışacak. Bütün filmlerden kısa kısa bahsedeceğiz. Yarın görüşmek üzere.